Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTI geometri soru bankası kitabında kare konusundaki eşlik ve benzerlik testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC'de kare verilmiş ve sayılar verilmiş. 90'lar 2 adetinden fazlaysa hemen alfabetaya dalarız. Daldık alfabetaya. Dalınca ne çıktı? Şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta şu kenarlar eşit olduğu için 90'ın karşısındakiler eşit oldu. Eş üçgen çıktı. E o zaman beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı burada da 4'tür. Şunun tamamı da 4'tür. Buraya kaç kaldı? 3. 3, 4, 5 üçgeni. Karenin çevresi isteniyor. Bir kenarı 5 ya. Çevre 5, 5'ten 4 tane var. Yani 20 yapar. Örnek 1, 20 oldu. Geldik örnek 2'ye. Bir kenar kaç? 4, 4, 4, 4 koyalım. 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 yaptı. Dal alfa beta ya. Alfa beta, alfa beta. E, elimizde 2 üçgen var zaten. Şunlar benzer. Burada Alfanın karşısı x'in buradaki alfanın karşısı 4'e oranı eşittir. 90'ın karşısı 4'ün buradaki 90'ın karşısı 5'e oranı. x'i böylelikle 16 bölü 5 olarak buluruz. Yani 4'ü buraya attık direkt 16 bölü 5 yaptı cevap. Evet örnek 2'yi bulduk geldik örnek 3'e. Ne yapıyoruz? Kare kenarlar birbirine eşit. Şöyle 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 şöyle. Şimdi e, şurası dik verilmiş. Burası da dik verilmiş. E, burada sanki bir şey daha verilmesi lazım arkadaşlar. Arkadaşlar. Karenin alanı nedir diye soruluyor. Sanki şu doğrusal. E, D, F de doğrusal. Demeye gerek var mı bir saniye? C, F ile F, E birbirine dik. ha. F ile F, E dediği için. Bak bak F, e dik olduğu için devamı oldu. Yani doğrusallık şartı sağlanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok soruda. O zaman bu doğrusal. Dal alfa beta Alfa beta. Beta 90 sağ alfa. Burası da beta yaptı. Yani senin şuradaki üçgenle şuradaki üçgenin benzer. Hatta eş çıktı. Çünkü 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan. Beta'nın karşısı 2 ise beta'nın karşısı 2. Alfanın karşısı 3 ise alfanın karşı 3 oldu. Karenin alanı. Şuraya bir x diyelim. X'in karesi neye eşittir? Pisagor bağıntısından 2 ve 3'ün kareleri toplamı. 2'nin karesi artı 3'ün karesi 4 artı 9'dan 13 yaptı. Zaten benden karenin alanı isteniyor. X kare isteniyor. Yani cevap 13. Geldik 4'e. Evet. Karenin bir kenarı 4. 4. Tamam. Dal alfa beta ya. Alfa beta. Alfa beta. Elimizdeki şu üçgenler benzer. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. Aa, burada güzel bir şey var. Alfadan beta'ya geç. 1'e 2 varsa affetmem kardeşim. Hep buradan yapalım. O zaman burada da alfadan beta'ya geç. 1'e 2'dir. Yani şurası k iken burası 2k olmalı. E o zaman 2k 2 ise k'ya 1 buluruz. Karenin bir kenarı kaç? 4. Hocam burası da 4. Biri buradaysa buraya da 3 kalır. Yani x'i 3 olarak buluruz. Geldi örnek 5'e. Evet. Bir kenar kaç? 16. 16'yı yazdık. Peki. 12, 16. Ne üçgeni? 20 üçgeni. Dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta. E senin şu üçgenle şuradaki üçgen ne oldu? Benzer oldu. Betanın karşısı 4 iken betanın karşısı 16. Kolay bir benzerlik var. 4 katı. O zaman burada alfanın karşısı 12 alfanın karşısı 4 katından dolayı ya da 4'e bölünmüşünden dolayı 3 çıkar. E karenin bir kenarı 16 idi. E o zaman burası da 16 ise x artı 3 eşittir 16'dan x'i de böylelikle 13 olarak buluruz. Örnek 5 13 örnek 4'e geldik. Şimdi ne yapıyoruz? 90 var ekstradan. Dal alfa beta'ya. Alfa beta tamamı 90. Alfa tamamı 90. Beta beta 90 alfa. E şimdi ne yapacağız? Elimizde alfa beta'lı bu üçgen var ve bu üçgen var. Ve karenin bir kenarı şurası ve burada da burası. E alfanın karşısındakiler eşit oldu. Yani bunlar eş üçgen oldu. Beta'nın karşısı 5 ise beta'nın karşısı burada da 5'tir. E bir kenar 12 oldu. E o zaman burası da 12. 5 12 13 üçgenden x'i kaç buluruz? 13 olarak buluruz. Yani cevap 13 çıktı. Örnek altta. Böylelikle bu testte bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda yapışık kareler testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.